Aa, saldırı zamanı. Kılıcını çıkar. Hayır. Hayır. Hançerini çıkar. Bir dakika, bir dakika. Düşman çok uzakta. Ok yay gerek. Ya da bir arbalet. İyi de karakterin bunların hepsini kullanmasını biliyor mu? Peki ya daha farklı silahlar? İlla aklı ilk geleni kullanmak zorunda değilsin mesela. Kılıcın bile bir sürü farklı türü var. D&D'de çok farklı silahlar var ve silah kullanımı birazcık karmaşık bir konu. E tabii ki ben de bu yüzden buradayım, size bu karmaşık konuyu basit hale getirmek için. Güzel bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Şimdi en baştan adım adım başlayalım. İki farklı türde silah var. Simple yani basit silahlar ve martial yani savaş silahları. E tüm silahlar savaşta kullanılmaz mı diye düşüneceksiniz. Evet, ama burada çeviride birazcık anlamını kaybediyor olabilir. Sopa, balta, hafif arbalet gibi silahlar daha ulaşılabilir şeyler. Mesela şehirde dolaşırken bir anda karşına bir suçlu çıkarsa, basit bir suçlu ve sana hançerini uzatırsa o kadar şaşırmazsın. Ama bu suçlunun elinde bir savaş baltası olsa onu nereden bulduğunu düşünürsün. İşte martial yani savaş silahları kullanması için biraz daha eğitim gerektiren, öyle hemen eline alıp kullanmasını çözemeyeceğin şeyler. Bu yüzden D&D sınıflarının sadece 4 tanesi martial silahlarda uzmanlıkla başlarlar. Onlar da şunlar. Eğer D&D'de ekipmanlar videosunu izlediysen bu uzmanlığın ne demek olduğunu biliyorsundur. Eğer izlemediysen de yapacak bir şey yok. Geri gidip izlemen lazım. Tekrar anlatamayacağım. Şaka şaka, tabii ki de anlatacağım. Bir silah türünde uzmanlık karakterin ırkından, sınıfından ya da aldığı bir feat'ten yani hünerden gelebilir. Önemli yanı şu, eğer uzmanlığın olan bir silahla saldırı yapıyorsan saldırı bonusu olarak yetenek bonusunun yanında uzmanlık bonusunu da ekleyebilirsin. Aşağıya açıklamaya D&D'de en çok kullanılan silahların gösterildiği bir silah tablosu linki koydum. Bu link seni Roll20 sitesine götürecek. Orada birazcık aşağı inmen gerekiyor silah tablosunu görebilmen için. Bu tablo genel olarak silahların fiyatlarını, ağırlıklarını, hasar türlerini ve birkaç özelliğini gösteriyor. Ve bu noktada ikinci önemli kategorimize geçiyoruz. Her silah yakın dövüş silahı ve menzilli silah olarak ikiye ayrılır. Yakın dövüş silahları 5 feet yakındaki yani hemen yanında duran bir düşmana saldırmak içindir. Menzilli silahlar ise daha uzaktakilerine saldırmak için. Önce yakın dövüş silahlarından başlayalım. Bu silahlarla saldırı yaparken strength yani kuvvet yetenek bonusunu kullanacaksın. Ne olarak? Tabii ki saldırı bonusu olarak. Demin de birazcık saldırı bonusundan bahsettim. Uzmanlık bonuslarından bahsettiğim sırada. Saldırı bonusu genel olarak şu demek. Sen birine saldırmayı denerken bir D20 atıyorsun değil mi? Bu D20'ye daha sonra temel yetenek bonusunu ekliyorsun. Eğer bu yakın dövüş silahıysa bunun için kuvvet kullanıyorsun. Ve sonrasında eğer bu silahta uzmanlığın varsa uzmanlığı da ekliyorsun. Ve tabii ki eğer o sırada herhangi bir ekstra özelliğin daha varsa onu da ekleyebilirsin. Mesela eğer sana bir dostun bless büyüsü yaptıysa bu saldırılarına bir artı D4 ekleyebilirsin demek. Ve saldırın başarılı olduğunda ise o silahın hasar zarı neyse onu atarsın. Bu hasar zarı tabii ki açıklamasında yazar. Ve sonra bu zarına yetenek bonusunu eklersin. Bu yetenek bonusu saldırırken kullandığın yetenek bonusuyla aynı olmalı. Ama burada uzmanlık bonusu eklemiyoruz. Şimdi yakın dövüş silahlarının da iki kategorisi var. Tek elle kullanılanlar var, bir de çift elle kullanılanlar var. Yani bu demek oluyor ki tek elle bir silah kullanabiliyorsan diğer eline de bir silah alabilirsin. Çift elle bir silah kullanıyorsan tek bir silahı tutabilirsin. Bazı silahların açıklamasında versatile yazdığını görebilirsin. Bu da o silahı istersen tek elle, istersen çift elle kullanabilirsin demek. Eğer çift elle kullanırsan hasar zarın artıyor. Yani mesela tek elle D6 iken iki elle kullandığında D8 atıyorsun. Bu farkı da şöyle düşün. Mesela kılıcını savururken tek elle savurduğunda daha az kuvvet uyguluyorsun. O yüzden daha az hasar veriyorsun. Ama eğer çift elle tutarsan daha fazla kuvvet uygulayabilirsin ve bu da daha fazla hasar vermeni sağlayabilir. Bununla birlikte bir de hafif silahlar var ve ağır silahlar var. Hafif silahlar kullanımı kolay ve küçük silahlar oluyor ve böylece iki eline iki tane hafif silahın olabiliyor. Ve güzel yanı şu, sen eğer iki tane hafif silah kullanıyorsan ve eğer aksiyonunu bir tanesiyle saldırı için kullanırsan bonus aksiyonuna da diğer hafif silahına saldırabilirsin. Ha bir de eğer ağır silah kullanmak istiyorsan ama küçük boyda bir yaratıksan maalesef saldırıların dezavantajlı olacak. Çünkü ağır silahlar senin kaldırman için çok ağırlar. Çoğu yakın dövüş silahı bu bölümün başında bahsettiğim gibi saldırı bonusu olarak kuvvet yetenek bonusunu kullanır. Ama bazıları istersen çeviklik bonusunu kullanmana da izin verir. Bunlar finesse silahlardır. Çok fazla sayıda değiller. Şu tabloda hangileri olduğunu görebilirsin. Burada bir tane de uzun menzilli olan var. O da dart. Yakın dövüş silahları ile ilgili son olarak bir şey daha. Hani yine bu bölümün başında yakın dövüş silahları
5 feet yakınındaki biri için kullanılır demiştim ya. İşte bazı yakın dövüş silahları o kadar büyükler ki 10 feet uzaktaki birine de vurabilir. Bu silahların erişimi yani reach'i 10 feet'tir yani. Şimdi de birazcık menzilli silahlardan bahsedelim. Yakın dövüş silahlarının tersine saldırı bonusu olarak menzilli silahlarda çeviklik yetenek bonusunu kullanırsın. Bununla birlikte menzilli silahların bir cephanesi olur. Yani mesela ok ve yay kullanırken ne kadar çok okun varsa o kadar fazla saldırı yapabilirsin. Ama bununla uğraşması birazcık oyunun ilerleyişini bence zorlaştırıyor. O yüzden biz kafa 20 olarak genelde cephane sayımı yapmıyoruz. Bunun takibini yapmıyoruz. Yani eğer bir kavgada ok ve yayını kullanmak istiyorsan, arbaletini kullanmak istiyorsan istediğin kadar kullanabilirsin. Bir kasabaya, bir şehre gittiğinde elbette yeteri kadar cephane almışsındır. Sadece şuna dikkat etmelisin. Bazı silahlar fırlatılan silahlardır. Yani mesela yayına ok eklediğinde evet bir sürü okun var ve onları atıyorsun. Ama bir şey fırlattığında aslında daha az sayıda ondan yanında vardır. Mesela diyelim ki balta fırlatıyorsun. Yanında 30 tane balta taşımıyorsun. Ama 30 tane ok taşıman normal bir şey. O yüzden eğer fırlatılabilen bir silahtan bahsediyorsak evet o zaman sayımını yapıyoruz. Ve tabii eğer fırlatılan bir silah kullanıyorsan o şey sana geri dönmeyecek büyülü olmadığı sürece. O yüzden fırlattın mı geri almak zorundasın kavgadan sonra, yoksa onu kaybetmiş sayılırsın. Bir silah eğer fırlatılabilir bir silahsa bu da yine açıklamasında Tron olarak yazar. Ayrıca bazı fırlatılabilen silahlar yakın dövüş silahı olarak da kullanılabilir. Eğer onu yakın dövüş olarak kullanmak istersen ister çeviklik ister kuvvet yetenek bonusunu saldırı bonusu olarak kullanabilirsin. Ama eğer fırlatmak istersen o zaman çeviklik bonusunu kullanacaksın. Peki menzilli silahların menzili nasıl hesaplanır? Bu silahların açıklamasına baktığında iki tane sayıyı şu şekilde yan yana göreceksin. Bunlardan ilki o silahın normal menzili. Yani 5 feet'ten o normal menzile kadar silahını rahatlıkla kullanabilirsin. Bununla birlikte ikinci sayı o silahın uzun menzilini ifade ediyor. O da şu demek, o menzilden itibaren ve sonrasına bu menzilli silahla saldırılarını yapabilirsin. Eğer normal menzilin ve uzun menzilin arasındaki bir mesafedeki hedefe vurmak istiyorsan dezavantajlı saldıracaksın. Evet biliyorum bu menzil işleri birazcık karışık ama ne zaman takılırsan bu videoya geri dönüp bakabilirsin. Bir de son olarak kısaca doğaçlama silahlardan bahsetmek istiyorum. Bu eline geçen ve silah olarak kullanmak istediğin her şey demek. Bu bir bar sandalyesi olabilir, kırık bir şişe olabilir, bir tava olabilir, bir goblin cesedi olabilir, artık aklına ne gelirse. Birçok durumda bu doğaçlama silahlar gerçek silahlara benzer ve bu şekilde kullanılabilir. Örneğin bir masa ayağı, bir sopaya benzer. Böyle durumlarda DM'in kararına bağlı olarak bu doğaçlama silahlar gerçek silah özellikleriyle kullanılabilir. Ama öyle olması için o karakterin de o gerçek silahta uzmanlığı olması gerekiyor. Yani eğer sen sopa kullanımında uzman bir karakteri oynuyorsan ve eğer DM'in sana tamam bu masa ayağını sopa olarak kabul edebiliriz derse sen bu masa ayağını kullanırken sopanın özelliklerini kullanabilirsin. Yani aslında doğaçlama silahta kullanacağın D4 yerine sopanın hasar zarını kullanabilirsin. Ve tabii ki saldırılarını yaparken de uzmanlık bonusunu da ayrıca ekleyebilirsin. Demin de dediğim gibi eğer bir silaha benzemeyen bir nesneyi doğaçlama silah olarak kullanıyorsan bu silah 1D4 hasar verecektir. Hasar tipine ise DM karar verecek. Bununla birlikte bir karakter eğer yakın dövüş saldırısı yapmak için menzilli bir silah kullanmak isterse ya da bir yakın dövüş silahını fırlatma özelliği olmasa da fırlatmaya karar verirse bu silah 1D4 kadar hasar verebilir. Doğaçlama fırlatılan bir silahın menzili ise normalde 20 feet, uzakta 60 feet'tir. İşte D&D'de silahlar bu şekilde. Bununla birlikte tabii ki başka özel silahlar ve büyülü silahlar da var. Ama bunların özelliklerini o silahı kullanırken açıklamalarını okuyarak ulaşabilirsin. Büyülü olmasa da kullandığın her silahın açıklamasını iyi oku ki daha iyi kullanabil tabii ki. Haftaya bu tarz silahlar kullanarak nasıl hasar verebilirsin ya da bu tarz silahlardan hasar aldığında nasıl iyileşebilirsin ona bakacağız. Eğer bu tarz D&D videoları hoşuna gidiyorsa ve sana yardımcı oluyorsa videoları beğenip yorum yazmayı unutma. Her yorumu okuyorum ve her yorum bizim için çok değerli. Ve ayrıca katıl butonunu kullanarak kafalar üyelerimizden biri olursan farklı ayrıcalıklara da ulaşabilirsin. Haftaya görüşürüz.